Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi seferimize Makedonya'nın devam ediyoruz. Bu Makedonya'nın 7. bölümü. Oyunun ismini de tekrarlayayım. Rome 2 Totluva. Evet, önceki bölüm Anadolu'da gördüğünüz gibi Balkanlar'da ülkemizi genişlettik devam. Ve seferimize Anadolu'da devam edeceğiz. Belki bu bölümde Balkan tarafında bekleyebiliriz. Çünkü insanlar biraz sinirli, çok sinirli. Biraz düzelmesini bekleyeceğim. Bu bölgede düzeldiği zaman iki bölgede de devam edeceğiz. Şu bölge mesela yeteri kadar mutlu olduğuna inanıyorum. Ama bir şey var arkadaşlar. Casusum nerede benim? Evet, casusum yok yukarıda. Singidun'da belki en fazla iki tur bekleriz. Devam sefere devam Balkanlar'da kuşatmaya gitmek istiyorum. Yani ülke fethetmeye gitmek istiyorum. Getleri düşündüm bir yeni seferim olarak. Getlerin ordusu güçlü değilse orayı alacağız. Evet. Ama bakacağız bakayım neler var, neyi var. Onu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi Anadolu'da tabi devam edebiliriz herhalde. Şu anda düşman ordusu, tehlikeli bir düşman ordusu görmüyoruz. Öbür tür bir casus eğiteceğim burada. Çünkü lazım olacak bize gene. Ve o bu odumuzu emreyi devam emri veriyoruz. Mazaca'ya doğru ilerlesin. Mazaca boş gözüküyor. Bu çok güzel arkadaşlar. Şu anda Ankara halkı biraz sinirli ama düzeleceğine inanıyorum. Bir iki tur içinde. Evet. Düzeleceğine inanıyorum. Paramız maalesef yok. Bu oduyu biraz büyütmek isterdim ama maalesef yok. Evet, ilerlet o zaman. Dur, turu bitirmeden önce diplomatik olarak bir şeyler yapacağımı söylemiştim önceki tur. Aramız biraz kötü olmuş. Ticaret anlaşması kabul etmiyor maalesef. Maalesef. Selfkos kesin etmez. Beep'ler ne diyor bu duruma? Yok. Kabul etmiyorlar. Kimi eller? Ne diyor? Maalesef herhalde bu tur kimse kabul etmeyecek. Anlaşmalarını. Bu etti. Tamam, ilginç etti bu abi. Çok güzel. Kıbrıs ne diyor bu duruma? Kıbrıs'ın sadece bir seyri var gördüğüm gibi. Belki yok edebiliriz bunları da. Son olacağını sanmıyorum fazla. Göreceğiz. O bunda bir sürü ülkeye karşı savaşı. Bu çok güzel abi ya. Bunu kullanacağız. Bunlar kabul etmiyor maalesef. Başka bir ülke kabul eder mi? Şundan da deneyelim bir. Maalesef reddetti. İyi, bu güzel oldu. Öbür bu tur şansımızı bir daha deneyeceğiz. Teknoloji araştırmasını unutmuştuk bu tur. Son dil. Niye bitirdi? Yanlış düğmeye bastım. X'e basacaktım. OK'ye bastım. Olsun, bir turdan ne olacak ki ya? Değil mi arkadaşlar? Bir tur yüzünden her şey olabilir. Pontus ordusunu toplamış. Bize karşı ilerliyor. Şu anda Kıbrıs'ı görüyoruz anlaşmamız olduğundan. Gördüğüme göre fena büyüklüğünde ordusu yok yani o kadar da. Ama 3 tane küçük ordusu var. 3 tane küçük orduyu birleştirsen büyük ordu olur. Biz ne demek oluyor bu? Bu demek oluyor ki Kıbrıs'a saldırmayacağız daha. Evet. Ticari anlaşma yaptık. İyi. Savaş açana kadar ticari anlaşmayı kullanırız. Böylelikle arkadaşlar şu anda Geotula'nın ele geçirdiği şehirleri görüyoruz. Ticari anlaşma sayesinde. Belki düşmanlar ondan kabul etmiyordur ticari anlaşmaları. Niye olmasın? Yanlış bilmiyorsam Sadres bunlar. Ordu topluyor herhalde. Onlar da Seleukus'a karşı savaşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Syracuse, Rodos. Ulus yok edildi. Asil istiklal. Rütbesi 60. Çok güzel. Nasıl attı ajanımızın rütbesi? Askerleri çalıştırarak attırdı.
Bu değil de dur bir tüm maliyet eylemden maliyeti. Bundan yükseltemiyoruz değil mi abi maalesef. O zaman bunu yapalım. Kuvvet. Şimdi Odrium devam etme emrini veriyorum. Çünkü bunları da kullanmak isterim yavaş yavaş. Biraz paramız var. Bunlar hemen askere gitsin. Şimdi en güçlü olandan eğitsinler. En iyisi biz gene Tokras kılıçları eğitelim. Hane halkı genişliyor. Gemi inşaat maliyeti şu anda lazım değil. Mutsuz halk. Maalesef vasif edildi. Okey. Eğitim subayı, askeri eğitim tur başına artı 10 birim tecrübesi kazanma. Çok güzel bu, çok güzel. Şimdi Mazaca'yı ele geçirelim. Zor olacağını sanmıyorum. Böylelikle bir şehri daha ele geçiriyoruz arkadaşlar. Ay yok, adam bir ordu geliyordu, onu unuttum ha. Olsun, sonunda olacağını sanmıyorum onun. Ama bu hiç iyi olmadı gerçekten de. Olsun, Ankara'yı geri ele geçiririz. Sorun olacağını sanmıyorum. Boş ver ya, bir şey olmaz. Milis Hoplit'le eğitmeyeceğim. Belki Pontus'la barış anlaşması yaparız. Neden olmasın? Böylelikle Ankara'yı da kurtarmış oluruz aradan. Yüksek diyor. Vallahi kabul edecek. Ticaret anlaşması kabul etmiyor ama en iyisi biz böyle bitirek. Evet, çok güzel arkadaşlar. Böylelikle Ankara'yı korumuş olduk düşmana karşı. Bu çok iyi oldu. Savaş bittiğine göre bu ordu eğitsin askerini ve Kıbrıs'a doğru yöneleceğiz. Evet, ya da bu ordu Bergama'ya karşı yöneltelim diyorum. Ve bu Mazakça'daki orduyu Ankara'ya bir yönlendirelim. Sonra Ankara'dan Penisos'a karşı. Ama hangi tür saldıracağız onu bilmiyorum. Çünkü insanların mutluluğuna bağlı. Geri dönelim Balkanlara. Bir tur daha bırakmayı arzu ediyorum burada, evet. Ve paramızı neye versek, şu binayı değiştirmeye versek diye. İyi olur. Araştırma oranı, bu başka bir tür bina. Evet, başka bir tür bina. Ama araştırma oranı kötü olmaz, ya da bunu mu değiştirsek acaba? Evet, değiştirsek neden olmasın ki, zaten gıda yeter kadar var. Bunu biz kenar mahallelere değiştirerek. Şimdi teknoloji unuttuk önceki bölümde arkadaşlar maalesef. En iyisi biz ekonomiden devam edelim. Evet. Gördüğünüze göre gelirimiz rahatlıkla çıktı. Çok güzel bu. Roma'ya bir daha soruyorum. Ticari anlaşma kabul ettiler. Çok güzel. Bu biraz da olsa bizi onlara karşı koruyacaktır. Maalesef red ettiler. Beep'ler ne diyor? Beep'ler ne diyor? Bunlar kabul etmiyor. Burislar. Bunlar yok, bunlar değildi bizden. Saldırmama anlaşması yapmak isteyen ülke herhalde, evet. Kolislerine bir deneyeceğim. Olmazlarsa, istemezlerse bugünü getir. İyi, bitti. Bir kere daha bakalım o zaman başka bir ülkeye. Siraklara bakalım. Bakın ne diyor bunlar. Arkadaşlar inanılmaz ya. Gitgide güzelleşmeye başladı. Rodos, sen kabul et, tam olsun. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bu çok güzel. 4000 as para değil arkadaşlar. Bu parayla şehirlerimizi büyütebiliriz. Evet, bu turu da bitiriyorum. Mutlu şekilde. O Malva. Roma, seni çok sevdim. Bu anlaşma hoşuma gitti abi. Bunu hemen kabul ediyoruz. Saldırmayacağız birbirimize. Bu çok güzel bir anlaşma. Şu ara çok güzel bir anlaşma. Sonra tabi bir gün sonra iptal edeceğiz de. Ama şu ara böylelikle Roma'dan korkmamıza gerek yok. Yani yapacağımız filoyu iptal edeceğiz. Böylelikle paramızı başka ellere harcayabileceğiz. Evet arkadaşlar. Bu güveni bana Roma verdi. Tabi belli olmaz. Belki 10 ya da 20 tur sonra bu anlaşmayı iptal eder. O başka bir şey. Ama bu güveni verdiğine göre demek ki herhalde 10 ya da 15 tur kesinlikle güvendeyiz. Böylelikle
bakım maliyeti ödemek zorunda kalmayız. Ticari anlaşma. Olsun tamam, 100 fazla değil. Bazıları 1600 istiyordu fark ettim de. Çok para istiyor onlar da. 100'ü çıkarabiliriz ama 1600'ü uzun sürelik ticari olmadıktan sonra çıkaramayız o parayı. Gördüğünüz gibi Dalmaçyalılar. Evet, bir gün onları da yok edeceğiz ama ne zaman? Filo'yu ben gene de güçlendirsem mi ya? Belki iadeleri aldıktan sonra Dalmaçyalı'dan Filo'dan şimşehirlerimize saldırabilirim. Onu da engellemek için Filo'yu kullanabiliriz. Evet. Değil mi kardeşler? Kankalar. Evet, öyle yapacağız. The portents are clear. A treaty between us would please the gods. Aa, Bergama bunu unut sen. Bunu unut sen. Bir sonraki düşmanımsın. Maalesef. Sıraklar. Tudentanlar. Evet. Sadres miydi? Bergamo. Bergamo gördü. Bizim güçlü olduğumuzu, evet Rodos da fark etti bizim güçlü olduğumuzu. Bize savaş açacağımıza korkuyorlar. Ticari anlaşma feshedildi. Aha. Müşemişim ifsa oldu. Yani yakalandı. Yakalansın. Ha, bu başkasının misafirisi. Yoksa yok, benim. Yok benim değil ya, başkasınmış. Affedersiniz, başkasınmış. Şimdi bize ilk önce bir casus lazım bu bölgede. Hangi casus? Aa, buradan da bakabiliriz herhalde. Bu fena değil, bunu getireceğim ben. Şimdi bu orduya bir yakınlaştırın bakalım ne var burada. Vallahi Konya boş arkadaşlar. Namsonlar. Şu anda Arap ülkesinin, bu da Afrika ülkesi, affedersiniz, Afrika ülkesinin Anadolu'da ne işi var ya? Şu anda Mısır'a karşı, Kıbrıs'a karşı savaşıyor. Ben bunu kullanıyorum abi. Ben bunları yok ediyorum. Konya boş gördüğünüz gibi. Neden olmasın? Savaş ilan et. Müttefikleri de yok. Ve ele geçiriyoruz. Savaş hedefi müsait. Evet, Atina'yı onlara karşı yönlendirebiliriz. Niye olmasın? Zaten Afrika'da amacımız yok. Afrika'ya isterlerse gitsinler. Ben onlara bu görevi vereceğim şimdi hemen. Yanlış pencere, affedersiniz. Diplomasi penceresinden diyeceğim ki tabi sağa doğru kaydırabilirsem. Şurada biraz daha kaymıyor mu? Bu maalesef kaymıyor ama şurasını herhalde, bu da mı onlara ait? Namsonlara aitmiş. Tamam, şurayı görev olarak veriyorum Atina sana. Hadi bakalım. İyi şanslar. Kapat. Çok güzel. Şimdi bu şehri de aldık. Ankara'ya gönderecektim halbuki ama olsun. Konya da bizim oldu. Bir Samosata kaldı. Samosata şurada. Tarsus'a girmemiz lazım Samosata'ya gitmek için. Şu anda insanlar sinirli mi? Biraz bir tur, birkaç tur beklesem mi acaba ya? Tehlikeye de sokmak istemiyorum ama sen odu, sen ilerle. Senin görevin var da Bergama. Maalesef burada iyi hoplitle itemiyoruz arkadaşlar. Ama olsun. Asker sayımızın yeteceğine inanıyorum ama ne olmaz. Biz gene de Toraks kargıcılar bayağı güçsüz ya. Bunlar para veresim yok fazla arkadaşlar. En iyisi biz Toraks kırışlardan yapalım. Onlar kesinlikle iyi olur. Ve buradaki binanın birini çevireceğim. Evet. Helenistik şehri yapacağım bunu ben. Şimdi insanlar şu anda belki biraz mutsuz olabilir. Evet. Vergileri yükseltmeyi düşündüm ama boş verin. Evet. Casusumuzun biri de bu da. Fark etmemişim. Evet doğru. Önceki turlar gönderdiydim. Baksın diye etrafa. Şuraya gönderelim.
Şu anda Getler, mızrakçılarının ve Dacatça avcı erlerinin şeyde bekliyor. Bunlar savaşmıyor mu kimseye karşı acaba? Evet, herhalde düşmanını önce tur yok ettik. O zaman biraz bekleyelim burada. Bu orduyu güçlendirmemiz lazım. Şu anda şu şeyde, ya da şöyle mi yapsak, şu orduyu şu şehre yönlendirek. Evet, bu orduyu da Yader'e doğru yönlendirek. Ama bu tur daha bekleyeceğim. Evet, bu tur. Öbür tur Filo'yu güçlendireceğiz. Filo'yu güçlendirdikten sonra bir tur daha bekleyeceğiz. Yani Yader'e gireceğiz. Evet arkadaşlar, böyle daha iyi olacağına inanıyorum. Turu sonlandıralım. Çok güzel gidiyor seferimiz Makedonya'yla. Roma'da gördüğünüz gibi bizle anlaşmalar yaptı. Bu da çok güzel. Katraca son güçüyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Libayum herhalde geri eline geçti Katraca'nın ama şu anda kuşatma altında yanlış görmüyorsam. Selevok sanki bana çok güçlü geldi. Etrafta büyük ordular var. Tehlikeli olabilir Anadolu bölgesinde. Ama gene de yeneceğimize inanıyorum. All I ask is a treaty. I am not proposing marriage now, am I? There will be no Harridan mothers-in-law. Ya bir gün oraya kesinlikle almaya çalışacağım. O kesin bir şeydi ama yok. Yok kesinlikle. İstemiyorum. Kabul etmiyorum bunu. Çünkü en sonunda bir gün gireceğim. Anlaşma bozmak istemiyorum her zaman. Çünkü Balkanlarda belki ilerleyemezsek. sen unut. Kesinlikle olmaz. Hayır. Kesinlikle olmaz. Kesinlikle unut. Şu filayı bir güçlendirek. Ticaret anlaşması. Bu olur bak. Bu olur. Neden olmasın? Ücretsiz bir de arkadaşlar. Bu çok güzel. Gelin ulan, siz de gelin. Yok, gelmeyin, siz gelmeyin. Sonra gelin. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Daha şöyle bir Mısır'ı alacağız. Avrupa'ya doğru yönleneceğiz. Önce bir tabi Karadeniz'i alacağız. Yani Karadeniz bölgesini diyelim. Etrafındaki ülkelere saldıracağız. Yani barbar ülkeleri çoğu da. Oraları bir ele geçirip Karadeniz'i kontrol altımıza getireceğiz. Sonra da artık bir gün çok güçlendik mi Mısır'ı falan yani aldık mı belki Roma'ya doğru gidebiliriz arkadaşlar. Hemen de gitmek istemiyorum. Belli olmaz ne olacağı. Evlat edinme. Oha, bunu hiç hoşuma gitmez bu. Müsaade edersen bir karakter kaybediyorum. Evlat edinmeye son verin diye. Bitireyim bu arayı. Evet, müttefik savaş hedefini onaylıyor. Bu çok güzel. Ulusla karşılaştık. Mutsuz halk maalesef. Yeni askerler eğitildi. Ve yeni binalar bitirildi. Çok güzel. Şu bir gücümüze bakalım. Güç kaybediyoruz yavaş yavaş maalesef arkadaşlar. En iyisi biz mevki koruyacak şeyler yapalım. Mesela. Evet. Böylelikle gücümüz arttı 60'a. Mevkiyi bu da korusun. Değişen bir şey olmadı fazla. Evet. Biz hepsini de yapalım. Neden olmasın? 59 olsun, sorun değil. Biraz da olsa yükseldi. Güç kazandık. Sadece admiral sıkıntı abi. Admiral'ı değiştiririz istersek abi bize. İstersek kendi olduğumuz ismini verebiliriz ama ona... Onu yapmayacağım şimdi. Hepsi diğer aileden. Evet, tek diğer aileden hepsi maalesef. Admiral sen o zaman. Şimdi 2 tane gemi yaptır burada. 3 tane oluyor mu? 3 tane gemi yap. Tamam mı? Seni sefere sefere kullanmayacağım da denizden saldırıya karşı savunmaya kullanacağım. Öyle demek istedim. Öbür tur. Singidun'dan ordu Delenium'a gelecek. İnsanları mutlu tutmak için. Ve buradaki ordu da Iyader'e doğru ilerleyecek. Şimdi bu binayı maalesef değiştirecek paramız kalmadı. Acaba şu orduyu ilerletsek mi? Çok güzel bir soru. Yeteri kadar gücümüz var. En iyisi biz, eğer ki müfettikleri yoksa, evet yok.
savaş açalım, şehri bir kuşatalım diyorum arkadaşlar. Belki de taarruza başlayabiliriz. Evet, düşman o kadar güçlü gözükmüyor. Taarruza başlatalım ve kazanalım savaşı. Düşmanı gerekirse de yok edelim. Bildiğime göre bir önemli pozisyon olması lazım. O önemli pozisyondan girersek, evet, bir tane önemli pozisyon var. Orayı hemen alırsak destek güç gelmeden rahatlıkla düşmanı yok edebiliriz. Evet, ordumuz çok kötü değil. Dur bakalım, yeniden kendilerini göstermeler lazım ordumuz. Belki önceki savaşta iyi savaşmış olabilirler ama gene de daha tam olarak gücünü görmedik. Çünkü savaştıkları düşman askeri o kadar zor güçlü bir asker değildi. Evet. Burası iyi, tamam. Değil mi? Evet. Başlayalım bu haberi. Birinci orduya hemen görev veriyorum. İlerlesin. İkinci orduya da görev veriyorum. Hadi bunu yapak şöyle. İlerle. Şu da üçüncü orduya. Hemen durdurmam lazım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz videomuza. Gördüğünüz gibi taarruzdaydık. Muharebeye devam et. Tamam, teşekkürler. İnformasyon neredeydik? Orduyu ilerlettiriyoruz yavaş yavaş. Üçüncü ordu, sen de görev veriyorum. Sen de ilerle yavaş yavaş şehir merkezine doğru. Çiritçiler de hemen öne gidip düşmana ateş etmeye başlasın. Oyunu hızlandıralım çünkü fazla dakikamız kalmadı. En az 6-7 dakikamız kaldı. Belki bu taarruzdan sonra bölümü bitiririm. Evet. Şu anda destek gücü görmüyoruz. Bu iyi mi kötü mü bilemem şimdi. Ateş etmeye başlıyor bizimkiler. Saldırmaya geldiler. Biraz hızlı saldırıyorlar. Tabii bizimkiler geri çekiliyor. Geri ateş ediyor. Başta olan şeyler bunlar. İlerleyin arkadaş. İlerleyin. İlerle. Hızlı ilerlesen çok sevinirim. Şimdi birinci orduya hızlı ilerlemek için emri veriyorum. Siz artık geri çekilmeye gerek yok. Arkadaki birliklere ateş etmeye başlayın. İkinci birlik buradan geçebiliyor mu abi? Geçebiliyorsun. Hemen buraya. Üçüncü birlik yakında dursun. Ne olur ne olmaz. Süvari saldırısına uğrarız belki. Şu üçüncü birliklerin tipine bak. Askeri ne demek onun ismini unuttum ya. Askeri silahlarına bakmak istiyorum. Evet, zırhlarına. Bu gördüğünüz gibi şunlar, evet. Aynı mızrakla bunlar da. Biraz sadece hoplitlerden güçlü. Tamam, olsun. Çırıçla uzak yerden ateş ediyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaki sıralar demek istedim. Şimdi ikinci od yerini aldım. Hemen şehir merkezine doğru ilerlemeye başlayacak. Çok güzel. Evet, hemen şehir merkezine. Çok güzel. Arkadaki sıralar sadece ateş ediliyor. Bu çok güzel. Bunları ateş edebilirsin. Ve sayıca indiriyoruz dağıtıkla. Yeni bir ordu geliyor. Bunları yen. Birinci ordu devam. Sinematik bahak mı arkadaşlar? Evet, gördüğünüz gibi attılar mızraklarını bunlar. Çok güzel. Siz de savaşmaya meraklıysanız savaşabilirsiniz. İkinci ordu durduruldu burada. Sapancılar tarafından, olsun. Saldır, üçüncü orduyu hemen içeri alıyorum. Çünkü süvari ordularını gördüm. Başka süvari ordusu burada var. Tamam, sorun yok. Düşman ordusu birazdan yıkılacak arkadaşlar. Hiçbir sorun kalmadı. Gördüğümüz gibi Tokras kırışları bayağı iyi ordular. Ve çiritçiler de iyi atış ediyor. Bunlar çok güzel haberler arkadaşlar. Çok güzel.
Şimdi birinci ordu, ikinci ordu devam. Şehir merkezinde istiyorum seni. Uf, nasıl atıyorum mızrakları. Üçüncü, hemen sen merkeze gel, merkeze. Atlılar son çıkacağını sanmıyorum. Zaten çoğu atlılar, süvarilerin merkezde şu anda. Evet, merkez için savaşılıyor. Bu çok güzel. Birinci ordu devam. Bunlar zaten geri çekiliyor. İyi. Sen de merkeze yüklen. Sen bu taraftan yüklen abi. Sen bu taraftan yüklen. Geri gelen cırıtçılar da yakın mesafeye alak, düşmanı üstüne ateş ettirerek. Biraz hızlandıralım. Zaman kaybetmemek için. Zaten düşman olsa az kaldı, yıkılacak. Üçüncü ordu emrine devam veriyorum. Devam saldırmaya. Şu anda süvarilere saldırıyor. Birinci ordu. Ha, bitti. Çok güzel. Düşmanı yendik. Gördüğünüz gibi gene düşmana büyük bir zarar verdi bizim. Neydi onun ismi? Torakçı kılıçları. Düşman da tüm bilimleri kaybetti. Evet, gene bir şehir aldık. Bu çok güzel. Şu orduyu merak ettim, ne yapacak acaba? Geri mi çekilecek, kaçacak mı? Yok olacak mı? Askeri gelenek çok güzel. Evet, askeri geleneği verip kapatmak istiyorum bu bölümü. Yanlış görmediysek burada bir kuşatma var. Ve düşman olursa Efes bölgesine girdi herhalde. Evet, şimdi yetenek gelenek veriyoruz. Buna da menzilli birim fazla yok ama kuşatma silahlarımız da yok. Orta ağırlıkta kuşatma düzenekli yapılması sağlar. Bunu yapalım o zaman. Belki kuşatmada işimize yarar. Ve başka bir şey kalmadı herhalde. Aa, Bergamo'nun Side'nin sahibi. O zaman niye girmiyoruz ki? Ona da girelim. Olmazsa bari kuşatalım. Yaparsın, yapar. Oo, rahatlıkla alırız abi şehri. Rahatlıkla alırız. Çok güzel. Ama mecburen taarruz yapmamız lazım kendimiz. Şimdilik çemberi alalım. Öbür bölümde CD'ye saldırımızı başlatacağız. Evet arkadaşlar, bu bölümü bitiriyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Desteğiniz için ya ve fikirleriniz ve tavsiyeniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Alasmaladık.